69'dan tekrar merhaba. Üçüncü videomuzda örgü orkidemizin taç yapraklarını öreceğiz. Alt 3 yaprağı ördük diğer bölümde. Şimdi taç yapraklarımızı öreceğiz. Bunlar ayrı ayrı örülüyor. Bir tanesinin anlatımını yapacağım şimdi. Başlayalım. İlk önce 15 zincir çekerek başlayacağız. Bu ilkini saymıyorum. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Birinci zinciri bırakıp ikinci zincirden başlayarak örüyorum. Bir sık iğne yapacağım. Daha sonra iki tane tekli trabzan yapacağım. Üzerine aldım ve tek seferde çıkıyorum. 1 ve 2. Şimdi 3 ikili trabzanımız var. Üzerine aldım. 2 seferde çıkıyorum. 1 ve 2. Şimdi 5 tane üçlü trabzan yapacağız. Bunun için tığa 2 kez doluyorum. Attım. 1 2 ve 3 seferde çıkıyorum. 2 doluyorum. 1 2 3. Toplam 5 tane yapacağız. 2 tanesini yaptık. 3 4 ve 5. Tekrarlıyorum. 4. Şimdi ikili trabzan yapacağım bir tane. Bir tane tekli trabzan. Ve sık iğne yapacağım. 3 tane aynı yere batarak. Tekrar kontrol edeyim. 1 2 3 4 5 2 tekli ve sık iğnelerimiz. Evet. Uç kısmında 3 tane sık iğne yaptık. Tekrar dönüyoruz. Diğer tarafını öreceğiz. İpi de bu arada yedirelim. Bir tane tekli trabzan. Bir tane ikili trabzan. Ve 5 tane üçlü trabzan. Bir. İki. Dört ve beş. Arkada yedirerek ipi getiriyorum ki burası, bu kısmı temiz olsun. Şimdi 3 tane ikili trabzanım var. Bir. İki. Ve üç. İki tane tekli trabzanım var. Bir. Ve iki. Burada birleştirme noktamız. Burayı birleştireceğiz. İlmek kaydırma yapacağız. Çek
çekerek ilmek kaydırarak birleştirdim. İkinci sıradayız. 3 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 3 tane tekli trabzanım var. 1 2 3 Şimdi artırmalarımız var. Artırma ile başlıyoruz ilk önce. İkili trabzan yapacağız. Birinci artırmamızı yaptık. Aynı yere iki kez batıyorum. Devam ediyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar artıracağım. Bir yere iki kez batarak ikili trabzanımı yaptım. İkinci artırmamı. Tekrar ikili trabzan. Ve üçüncü artırmamı yapacağım. Evet, üç artırmamızı yaptık. Şimdi iki tane tekli trabzan yapıyorum. Bir. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Ve aynı yere 3 kere batarak artırma yapacağım. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Tekrar yanına bir sık iğne. 2 tane tekli trabzan. 1 Şimdi yine buradaki gibi artırmalarımız var. Artırma yapıyorum ikili trabzanla. Birinci artırmam. İkili trabzan yanına bir tane. İkinci artırmayı yapıyorum. Yine ikili trabzanla. Tekrar yanına bir tane ikili trabzan. Ve üçüncü artırmamı yapıyorum. Yine ikili trabzanla 3 artırmamı yaptım. Şimdi 3 tane tekli trabzanım var. 1 2 ve 3 3 sık iğnem var şimdi. 1 2 3 Burada artık tel takmamız gerekiyor. Demir telimizi şöyle ikiye katlayıp üzerine ölçebiliriz. Örgümüzün ölçüsünü ayarlayabilmek için. Tamam, etrafında gelecek şekilde ve biraz da sap kalması gerekiyor ki burada birleştirebilelim. Bu kadar bir tel yeterli. İlmeğimizin içinden geçiriyoruz. Buradan bir zincir çekeceğim. Telimi oraya biraz daha sıkıştırabilmek için. Burada sap kısmını bırakıyorum. Yeterli. Ve üzerinden sık iğne yapmaya başlıyorum. Telin, demir telin altından geçirerek, üstünden birleştirerek üzerini kaplamış oluyorum böylece.
ailemizin en küçük ferdi Asil Bey geldiler. Asil Bey ipleri çok sever. Şu an patileriyle beni manipüle etmeye çabalıyor. Arkadaşlar, evinizde küçük çocuğunuz varsa ya da böyle ev hayvanlarınız varsa lütfen devreleri kesip ortalıkta bırakmamaya dikkat edin. Ağızlarını alabiliyorlar. Annem. Asil 15-16 haftalık henüz. Daha bebek diyebiliriz. Evet, kaplamaya devam ediyoruz. Bu uç kısma geldiğimde yine iki kez batıyorum ki biraz sivri dursun. Anneyim. Evet, son kısma geldim. Bakın, tam iyi ayarlayamamışım. Biri uzun, biri kısa kalmış. Bunu çekiştirerek dengeleyebilirsiniz. Şöyle biraz çekeceğim. Hiç sorun olmaz. Dikkat edin, çıkmasın yerinden. Evet, dengeledim böyle. Eşekler. Şimdi kapatma kısmını yapacağım. Bunun için buradaki tellerimi, demir telimi çaprazlıyorum. Ve tam bu orta kısımdan, ikisinin orta kısmından bir sık iğne daha getirip yapacağım. Evet, burayı böyle kapatmış oldum. Örme işimiz bitti. Şimdi sabitleyelim. İlmeğimizi hemen, ipimizi koparmıyoruz, ilmeğimizi kesmiyoruz. İlmeğin içinden demir telimizi geçiriyoruz. Ve ip arkada kalacak. Yaprağın ön kısmı bu şekilde. Böyle geçirip biraz sıkıştırıyorum. Ön taraf oldukça düzgün demir tel gözükmüyor. Biraz da tel saracağım ipi. Üzerine, telin üzerine ip saracağım. Fakat şu kısmı çok fazla sararsanız burada yuvaya geçirirken ipten dolayı, üzerine sardığımız ipten dolayı yerleşmeyecektir. Onun için çok uzatmayın ipi sarmayı. 1-2 dolama yeterli olur. Daha sonra demir teli ikiye ayırıyorum. İpimi geçirdim. Tekrar yapayım. Şöyle
Açıyorum gerisini geri gösterebilmek için. İlmeğimi taktım, sıkıştırdım. Bir iki tane boğazından ipimi sardım. İkiye ayırdım. İpi geçirdim. Ve burayı büküyorum. Bu şekilde yapmamızın sebebi ipimiz sabitlensin ve yerinden çıkmasın diye. Eğer buraya ip sarmak istiyorsanız onu, yeşil ipi demirin arasına sıkıştırıp bu şekilde sararsanız ip çıkmaz. Ben yapışkan bant yapacağım için öyle ipi geçirmiyorum hemen. İpimi kesiyorum. Taç yaprağımız hazır. Bundan bir tane daha örüp ve yerleştireceğiz. Tekrar görüşmek üzere.